Hazırım. Bekle. Evet sevgili izleyiciler, şu anda yukarıda çorbamız yapılıyor. Biz pilavımızı hazırladık. Şimdi ne kalmıştı? Zerde tatlısı yapıyoruz. Zerde tatlısı içinde pirinç, su, burada düdenek dediğimiz hani o çamın tohumları olan baharatımızdan var. Vanilya ve şeker. Bunlar birazcık şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonra bu biraz yoğunlaşmaya yakın. Bunun renginin sarı olmasını istiyorsanız içerisine birazcık safran veya da zerdeçal atabilirsiniz ki böyle altın sarısına yakın bir rengi olacaktır. Sonra bunu güzelce kaselere boşaltacağız. İsteyen üzerine Hindistan cevizi, isteyen fıstık, isteyen cevizle beraber servis yapacak. Bu arada bizim dolmalarımız güzelce pişti. Gördüğünüz gibi şu anda dinlenmeye bıraktık. Burada gördüğünüz gibi şunu bir becerebilirsem ben, çünkü ev mutfaklarını biliyorsunuz ben çok fazla kullanamıyorum. Ay. Evet, Ayvaş Şef bunu da başarıyor. Şimdi burada ne yapmıştık? Of 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 of. Muhteşem bir görüntü var. Ben bir tane hemen size çıkaracağım şöyle. İşkembe dolması. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi hani kese şeklinde yapıp içlerini doldurduk ve sonra kenar kısımlarından ne yapmıştık? İple beraber güzelce dikmiştik iğneyle. Ve burada bir püf nokta söylemiştim size. İçini fazla doldurmayın dedim. Hani dolmalar veya da işte sarma şekillerinde hani gördüğünüz gibi şişme yapar. Şişme yaptıktan sonra da yırtılabilir, patlayabilir. Bakın aynı dediğim şey oldu. Şu an gerilme yapmış ve tam kıvamında olduğu için de taşma ve patlama yapmamış. Şu anda işkembe dolmamız da hazır. Bunlar da birazcık soğuduktan sonra biz bu arada tatlımızı yapacağız. Sonra soframızı kurup artık ezanın okunmasını bekleyeceğiz.